Herkese sevgiler ve saygılar dostlar. Bu videomuzda sizlere eğitici bir içerik oluşturmaya çalışacağız. Videomuzun konusu UniSwap kullanımı ve aynı zamanda Metamask kurulumu, Metamask'ın Uniswap'a bağlanması şeklinde olacak. Konumuza geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video Para Kazan X kanalı ve aynı zamanda Tekno Kazanç kanalı içerisinde yayınlanacaktır dostlar. İki kanala da destek olmak açısından dostlar. Şuradaki abone ol ve aynı zamanda şuradaki abone ol butonlarına basarak bastıktan sonra şurada çıkan zile de basarsanız ve bunu tümü derseniz Sizler atmış olduğumuz videolara erken erişim şansı yakalarsınız dostlar ve aynı zamanda izlemiş olduğunuz herhangi bir videomuza izledikten sonra like atmayı unutmazsanız da seviniriz diyelim ve videomuza hızlı bir şekilde giriş yapalım. Şimdi ilk önce Metamask kurulumuyla alakalı kısma geçeceğiz. Yani videomuz ikiye ayrılacak. Bir Metamask kurulumu. Ardından Uniswap'ın genel kullanımı ve mantığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle Chrome mağazasına gidiyoruz. Chrome mağazası içerisinde şuradaki MetaMask eklentisini bilgisayarımıza ekliyoruz. Chrome'a ekle diyelim. Bunu isterseniz sizler bakın şuradaki adrese giderek de indirebilirsiniz. Şuraya tıkladığımızda bakın şu adrese bir gidelim. Bakın bu adres sevgili dostlar MetaMask'ın kendi web sitesi. Buradan Download Now diyerek şurada Android iOS iOS'ta yanlış hatırlamıyorsam çalışmıyor. Tam denemediğim için bilmiyorum. Bir de Chrome eklentisi. Android'de de çalıştığı için Android cihazlarla senkronize çalıştığından dolayı MetaMask'ın kullanımı gayet basit dostlar. Hem kendi laptopunuzda ya da masaüstünüzde Chrome tarayıcınıza kurabilirsiniz. Aynı zamanda telefonunuza senkronize edebilirsiniz. Hemen şuraya Get Start'a basalım. Bakın dostlar Get Start'a bastığımız zaman karşımıza iki tane seçenek çıkıyor. Bunlardan sol kısımdaki sizin eğer daha önceden Metamask kurulumu yapmışsanız 12 tane bu seed dediğimiz tohum kelimelerini kullanarak import valid dediğinizde ve aynı zamanda agree dediğinizde bakın burada size seed kelimelerinizi istiyor. Bir de kurulum yaparken girmiş olduğunuz parolanızı istiyor. Fakat biz ne istiyoruz? Bunu istemiyoruz. Çünkü ilk kez sıfırdan kurulum yapacağız. Bu açıdan şuradaki sağ kısımdaki create a valid'a basıyoruz. Buraya geçiyoruz. Burada dostlar bir tane şifre oluşturuyoruz. Ben burada tanıtım amaçlı yaptığım için gelişigüzel bir şifre oluşturacağım. Sonra şurayı işaretleyip yarat diyoruz. Bu işlemde sizden backup dosyalarını almanızı istiyor. Yani backup dosyası dediğimiz nedir? 12 kelimeden oluşan tohum dosyası. Hemen şöyle tıkladık. Bakın şunları sırasıyla muhakkak bir yere not ediyorsunuz. Bu not ettiğiniz yer özellikle yapmış olduğunuz bu işler için uğraştığınız için dostlar sizler bir defter yapın ve bu deftere muhakkak bunu not edin. Tek bir yerde olmasın. Birkaç yerde olsun. Bir deftere not edin, bir de flash belleğinize bir döküman dosyası olarak not edebilirsiniz. Bunu aldıktan sonra şu şekilde kopyaladıktan sonra sonraki diyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi bize bunları seçmemizi istiyor. Sırasıyla sırasıyla seçip buraya şu şekilde işleyeceğiz dostlar. Ben bunu yapayım sonra devam edelim. Hepsini teker teker seçtim. En son bunu seçiyoruz ve onayla diyoruz. Bunu yaptıktan sonra işlem bitiyor. Gördüğünüz gibi sizi te tebrik ediyor ve Buradan all down tuşuna basıyoruz. Artık görmüş olduğunuz gibi bizim MetaMask'taki Ethereum ağına bağlı cüzdanımız oluştu. Burada sizin cüzdan adresiniz bakın burada yazıyor. Bunun üstüne basarak kopyalayabiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki bakın burada buy ve gönder kısımları var. Al kısmına bastığınız zaman, şuraya bastığınız zaman hesabınızı incele dediğiniz zaman ve burada sizin gördüğünüz gibi Ethereum ağına bağlı olan cüzdanınız gözüküyor. İsterseniz buradan View 10 Etherscan'e basarak cüzdanınızı Etherscan üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu ekranın dışında sizler MetaMask eklentisini sağ üst köşede bakın burada görebiliyorsunuz. Şu şekilde yaptığımızda zaten buraya bakın sabitlenmiş olarak geliyor. Tıkladığınızda çok basit bir şekilde, pratik bir şekilde sizin cüzdanınızı burada görebilmeniz mümkün. Çok güzel bir kullanımı olan bir cüzdan muhakkak tavsiye ediyorum. Şimdi bunu hallettik. Ben kendi Ethereum cüzdanıma geçeceğim bundan sonra Uniswap'ı anlatırken. Bu sadece kurulum amaçlı demo hesabı oldu. Ben kendi hesabım üzerinden size Uniswap'ı anlatmaya şimdi başlıyorum. Şimdi Uniswap'ı anlatmaya başlayalım. Uniswap nedir? Uniswap dostlar isminden de anlaşılabileceği gibi swap borsası olarak düşünebilirsiniz. Tam bir borsa mantığı değil ama yine bir değiş tokuşun yapıldığı bir platform. Burada borsadan farkı şu. Borsada işlem yapan kişiler alım ve satım tahtalarına istedikleri ücretleri yansıtabiliyorlar. Yani güncel kur üzerinden satış yapmamak için farklı seviyelerden pozisyonlar açabiliyorlar işlem tahtalarına. Fakat burada böyle bir durum söz konusu değil. Burada likidite dediğimiz, bakın burada yazıyor zaten, likidite dediğimiz bir olay söz konusu. Yani bir havuz var. Sizler bu havuzlara Ethereum veya da Ethereum platformunda çalışan ERC20 tokenlerini havuza yansıtabiliyorsunuz. Sadece ne yapıyorsunuz? Ben mesela diyelim ki likidite sağlamak istiyorum. Gidiyorum e, mesela DAI havuzuna, DAI stable coin havuzuna DAI token'i aktarabiliyorum. Böylelikle yapılan işlemlerden fi ücretlerinden komisyonumu alıyorum. Buranın kullanımlarından bir tanesi bu. Yani havuzlara likidite sağlamak. Bir diğer kullanım amacı ise direkt olarak swap işlemi yaparak ethereumlarınızı veyahut da diğer coin'lerinize birbirleri arasında dönüşüm yapma avantajınız var. Benim kendi şahsi görüşüm itibariyle borsalardan tek avantajı borsalarda kimlik veriyoruz. Burada kimlik vermemize gerek yok. Tek avantajı bu. Dezavantajından bahsedeceğim biraz sonra. Özellikle fiiler anlamında büyük bir dezavantajı var. Ondan bahsedeceğiz. Şimdi genel olarak baktığımız zaman bakın burada likidite ile alakalı olarak Bakın dikkat edecek olursanız 27 Ağustos'tan sonra büyük bir artış meydana gelmiş ve bu borsa üzerinde likidite sağlanmış. Kullanımı aşırı derecede artmış ki bunu da buradan görebilmeniz mümkün. Bunlar da kullanım hacimleri. Yani son zamanlarda Hacimlerde büyük artışlar var. Şimdi aşağı indiğimiz zaman en çok kullanılan, e, likiditesi fazla olan, 24 saatlik hacmi fazla olan tabii ki Ethereum. Bunun dışında Tether ve diğer coinleri de burada veyahut da token'leri, tabii ki coin değil, bunların hepsi token. Token'leri görebiliyorsunuz. Aşağı indiğimiz zaman en çok kullanılan çiftleri görebiliyorsunuz. Bir de sol kısımda bakın token'lerin tamamını burada görebilmeniz mümkün. Şuradan da araştırabiliyorsunuz. Şu kısma basıp istediğiniz tokeni buradan direkt olarak listeleyebiliyorsunuz. Mesela DAI dediğiniz zaman DAI geliyor. Burada çiftlerini görebiliyorsunuz. Şuradan tokenleri görebiliyorsunuz. Yalnız burada bir uyarı yapayım dostlar. Çok fazla scam buraya girilebiliyor. Mesela DAI'nin kendi tokeni değil ama scam'ı burada görüntülenebiliyor. Siz yanlış kontrat adresine yanlış işlem yaparsanız bütün paranızı kaybedersiniz. Bu açıdan yapmanız gereken çok ufak bir kontrol kısmı var. Onu da anlatacağım zaten video içerisinde. Şimdi bir de bakın burada pairs kısmı var. Yani pairs kısmı da çiftleri teker teker burada hacmine göre 24 saatlik hacmine göre veyahut da likiditesine göre sıralayabiliyorsunuz. Şu an likiditesine göre sıralanmış durumda. Şuraya bastığınız zaman da hacmine göre sıralamış oluyorsunuz. Şuraya bastığınızda da gördüğünüz gibi fi ücretlerine karşılık bölüm, e, likidite oranlarının ne kadar olduğunu buradan görebilmeniz mümkün. Bunun dışında sizler burada nasıl işlem yapacaksınız? Bundan birazcık bahsetmeye çalışalım. Şimdi sevgili dostlar Uniswap'ın uygulaması şurada görüyorsunuz bakın app.uniswap.org. Bunlarla alakalı linkleri ben zaten aşağıda paylaşacağım. Şimdi girdiğiniz zaman bakın sağ üst köşede bizim cüzdanımız burada gözüküyor. Yani normalde sizin şu şekilde olur. Şöyle göstereyim bakın connect Wallet şeklinde olur. Siz buraya basıp şunlardan herhangi bir tanesini seçiyorsunuz. Biz Metamask'ı kullandığımız için MetaMask. Ama mesela diyelim ki Trust Wallet'ınız var veya da atomik velatınız var. Atomik velatta ve trans velatta valid connect özelliği var. Setting bölümüne girdiğiniz zaman transfer velatta veya atomik velatta burada şu kısma basıp gelen barkodu trans velat veyahut da atomik velatta okuttuğunuzda direkt bağlantı gerçekleştiriyor. Yani sizler kendi cüzdanınız üzerinden burada işlem yapabiliyorsunuz. Burayı arak uygulama olarak kullanıp işlem yapabiliyorsunuz. Bunun dışında bakın burada Coinbase cüzdanı, Ondan sonra Fortmatic veyahut da Portis cüzdanlarını da kullanarak işlem yapabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi bizler ethereum adresimizi buraya bağladığımıza göre metamask ile. Buradan direkt bakın zaten ethereumumuz, cüzdanımızda bulunan ethereum miktarı da burada görüntülenmiş oldu. Şimdi burada uygulama üzerinde bir swap kısmı var bir de pool kısmı var. Daha demin anlattım zaten likidite sağlamak için burada Pool kısmında add liquidity dediğimiz zaman Bizler buraya ethereum veyahut da farklı coin'lerin likiditelerini sağlayabiliyoruz. Swap bölümünde daha kullanışlı veyahut da daha çok kullanıldığından dolayı swap'ı anlatarak işlemlere devam edelim. Şimdi burada siz max dediğiniz zaman bakın gördüğünüz gibi 00 199'luk bir miktar ethereum'unuzu burada istediğiniz token'e dönüştürebilirsiniz. Mesela basic Attention token'e dönüştürebilirsiniz veyahut da burada bazı coin'ler çıkmıyor dostlar. Yani mesela sizin ilgilenmiş olduğunuz herhangi bir coin olduğunu düşünelim. Burada çıkmayabiliyor. Onun için onun kontrat adresini buraya yazmanız gerekiyor. E, bu bağlamda da kontrat adreslerini ya o tokenin kendi sitesine giderek bulacaksınız. Veyahut da bizim Ethereum Explorer'ımız var. Yani Ethereum'un kendi scan adresi var. EtherScan dediğimiz. Burada herhangi bir tokenin e, mesela ben şu an Morper tokeni ile alakalı işlem yaptığım için... Morper token'in şuradan bakın kontrat adresinizi kopyalıyorsunuz getirip burada kontrat adresini yazdığınız zaman token'in zaten gördüğünüz gibi ismi geliyor buraya et diyerek bunu ekleyebiliyorsunuz ve böylelikle sizler artık burada MHP diye aradığınız zaman token'i burada görüntüleyebiliyorsunuz sizler böylelikle bu dönüşümü Yapmak için mesela ethereumunuzu morpere dönüştürmek için Swap'a basıyorsunuz. Buradan gelen kısımda Şuralar çok önemli bakın minimum alabileceğiniz tutar Burada 561 yani her ne olursa olsun fiyat Nereye giderse gitsin Ben size 561,8 morperi cüzdanınıza göndereceğim diyor Ama tabi bunun için bir de Bu confirm swap dedikten sonra Bir de fee ücreti var dostlar Fee ücretleri çok değişken Ethereum ağındaki gaz miktarına bağlı olarak ki gazları da şu şekilde takip edebilirsiniz. Bakın Etherscan'de gas tracker diye bir kısım var. Etherscan.io slash gas tracker diye yazdığınız zaman erişebiliyorsunuz. Burada minimum 83, 99 ve 100 şu an yüksek tabii ki işlem ücretleri bakımından 15 dakikada onaylanır. 4 dakikada ve 30 saniye içerisinde onaylanır diyor. Buna bağlı olarak sizler gönderim yapıyorsunuz. Şu kısımda bakın setting kısmında şurada daha demin göstermiştim minimum alıcı ya da minimum alınan miktar ne olmalı 561,8. Bunu sizler %1 yaparak düşürebilir veyahut da 0,1 yaparak arttırabilirsiniz. Burada benim size tavsiyem var olanı aynen bırakmanız. Yani burası default kalsın varsayılan olarak kalsın muhakkak bu şekilde kullanın. Bunun dışında swap dediğiniz zaman bu işlemi confirm swap dediğinizde direkt olarak yapıyor. Bu arada ne olmuş oluyor? Sizler Ethereum'larınızı veriyorsunuz. MPH alıyorsunuz. Ethereum'lar doğal olarak nereye gidiyor? Havuza gidiyor. Bunu da bir kapatalım. Havuz dediğimiz kısım nedir? Mesela Morper'in havuzunda veyahut da farklı tokenlerin havuzunda fiyatlandırmalar nasıl belirleniyor? Borsalardan farkı nedir? Bununla alakalı bir şeyler anlatmaya çalışalım. Şimdi ben Morper üzerine anlatmaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar burada Morper Ethereum çiftine baktığımız zaman bir Ethereum'a karşılık 28,384 Morper olduğunu görüyoruz. Bu nasıl hesaplanıyor? Şu şekilde hesaplanıyor. Bakın burada Havuz tokenleri var. Mesela Morper'de şu an Havuz'da bu kadar miktar varmış. Ethereum'da ise bu kadar miktar varmış. Ben bunu şuna böldüğüm zaman şu rakamı elde ederim. Yani şu miktarı, şu miktarı direkt böldüğümde şunu elde etmiş oluyorum. Yani kısacası şöyle ifade edelim. Eğer havuz içerisinde morperin miktarı artarsa, şuradaki değer artarsa doğal olarak şuradaki ne olacak? Miktar artacak. Tam tersi, diyelim ki ethereum arttı. Bu oran düşecek. Bu da tamamen şununla alakalı. Benim havuzumda hangisi daha düşükse, birim olarak, dolayısıyla o çok değerli anlamına gelir. Şimdi fiyatı bu şekilde belirliyorlar. Gördüğünüz gibi şurada en son yapılan transactionlar var. Morperlerden bakın dikkat ederseniz morperlerin hepsi Ethereum'a dönüştürülmüş. Şurada da fiyatları var bakın toplam değerleri. Yani toplamda şu kadarlık bir işlem son 2 saat içerisinde hep Ethereum'a dönüştürülmüş. Böylelikle ne olmuş? Havuz içerisinde Ethereum'un sayısı artıyor. Artması demek bu oranın düşmesi anlamına gelir. Bu da fiyatı şu şekilde etkiler. Bakın burada 2 tane çift var. Ethereum, MPH veyahut da MPH, Ethereum. Dikkat edecek olursanız bir artış söz konusu şu an. Dün içinde birazcık düşüş gerçekleşti. 24'e kadar geri çekildi. Bu da bu artışın sebebi şuradaki morperlerin tamamının ethereum'a dönüştürülüyor olması. Bu artışı getiriyor. Tam tersi olmuş olsaydı ethereum'dan morpere geçiş olsaydı. Dolayısıyla morpere karşı bir ilgi olduğundan dolayı bu fiyatın aşağı doğru düştüğünü görecektiniz. Şimdi buradan bir de bakın likiditeye bakın. Toplamda 200 bine yakın bir likidite var. Onun dışında 24 saatlik işlemlere baktığımız zaman da 8 bin, yaklaşık 8 bin diyelim dolarlık bir işlem var. Bunlar çok yüksek işlemler değil. Ben en son airdropla alakalı olarak Morper'den bahsetmiştim. Arkadaşlar bununla ilgili çok sorular sordular. Metamask üzerinden bu şekilde yapacaksınız işlemleri. Benim burada özellikle borsalarla alakalı olarak bir kıyaslama yapmam gerekirse. Borsalar içerisinde şuradan hemen göstereyim. Mesela en çok kullanılan BTC Türk'le ile Binance borsası. BTC Türk'te alım satım komisyonlarına baktığımız zaman sadece şuradan TL cinsinden bakalım. Kripto kripto olarak bakmayalım. Maksimum %0,18'lik bir her işlem başına bir ücret var. Bunun dışında Binance'de de bu oranı şuna bakmayalım. Yani BNB elinizde yoksa direkt 0,1 olarak ifade edelim. Yani her işlemde kesilen komisyon bu. Ama sizler Uniswap üzerinde yaparsanız bu işlemleri burada kesilen komisyonlar 4 dolar, 10 dolar, bazen 15-20 dolara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla çok ufak miktarlarla swap yapacağınız zaman Burayı tercih etmemenizi öneriyorum. Çünkü yapmış olduğunuz işlem boşuna gitmiş olur. Buranın tabii ki avantajları da var. Dediğimiz gibi kimlik vermiyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Son olarak da videonun ortalarına doğru sizlere şunu söylemiştim. Bu platform içerisinde çok fazla scam token olabiliyor. Yani mesela X coin'inin gerçek X coin'ini başkası farklı bir kontrat adresi üzerinden buraya sokabiliyor. Çünkü Ethereum üzerinde dostlar kontrat oluşturabilmek zor değil. Yani bilen kişi kontratı oluşturup buraya sokabilir coin'ini ya da kopyalamış olduğu direkt. Mesela diyelim ki DAI token'i demiştik. DAI'yi tamamen klonlayıp aynı şekilde buraya DAI'ymiş gibi sanki oymuş gibi buraya kopyalayıp işlem yapabilir ve işlem yaptırtabilir. Bilmeyen arkadaşlar da burada bu tuzağa düşebilirler. Şimdi bunu kontrol etmek açısından iki şey yapabiliyoruz. Ya sitelerine gidebiliyoruz ya da Etherscan üzerinden veyahut da CoinMarketCap'te CoinGecko'da direkt kontrat adreslerini alabiliyoruz. Onu da hemen göstereyim. Şimdi ben Morper üzerinden anlatmıştım. Morper üzerinden anlatmaya devam edelim. Şimdi Morper'in kendi sitesi bu. Burada dostlar fon kısmına geldiğiniz zaman bakın şurada. Burada sel kısmı var. Sele bastığımızda gördüğünüz gibi Uniswap'ı açıyor. Buradan şunun üstüne tıkladığınızda karşınıza gelen ekran, doğru olan ekran. Bakın zaten burada hemen uyarıyı yapıyor dostlar. Siz buradan I understand deyip continue'a basıyorsunuz. Bakın şu yukarıda kontrat adresi var. Her coin'in işlem çiftinde yukarıda kontrat adresi çıkar. Bakın bu kontrat adresi Morper'in EtherScan'de hemen onu da göstereyim. Bakın EtherScan üzerinde şu an Morper'deyiz. Şuradaki kontrat adresiyle birebir aynı. Hemen şöyle bakalım. Bakın kontrat adresi birebir tutuyor. Bu şekilde kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bunun dışında bir de CoinMarketCap'ten bir tane örnek göstereyim. Şimdi CoinMarketCap'e geldik. Son zamanların popüler tokeni olan Chainlink'e girelim. Buradan market çiftlerine gelelim. Buradan aşağı doğru geleceğiz açılırsa. Şöyle aşağı doğru geliyoruz. Bakın burada Uniswap'ı görebiliyoruz. Buradan Uniswap'a şuraya tıkladığımız zaman Uniswap'ın kendi uygulaması üzerine gidecek ve bakın böyle bir adres çıkartacak. Yukarıda zaten adresi görebiliyorsunuz dostlar. Ben şunu hemen devam edeyim. Bakın şu yukarıda bir adres çıktı. Bu adresi alın. Tekrardan Etherscan'e gidin. Buraya yapıştırın ve gidin. Veyahut da şu şekilde de yapabilirsiniz. Şuradan chain link diyelim. Bakın yukarıda Chainlink'in zaten tik işareti de var. Bu çok önemli. Yani şu işaret olursa kesinlikle aramış olduğunuz token budur anlamına gelir. Bakın Chainlink'in kontrat adresi burada. CA ile bitiyor. Biz buradan tekrardan Uniswap'a geldik. Bakın bu da CA ile bitiyor. Yani sizin aslında ilgilenmiş olduğunuz link bu link. Bakın daha demin şurada Chainlink yazdığımız zaman tekrardan yazalım. chainlink yazdığımız zaman bakın aşağıda chainlink token diye bir token çıkıyor. Daha aşağı iniyoruz. Bakın tekrardan bir chainlink token çıkıyor. Yani burada tamamenle aldatmacı olan tokenler bakın bunlar bir sürü var. Chainlink token, Chainlink token 777, tekrardan Chainlink token hepsinin kontrat adresi farklı. Bizim ilgilendiğimiz gerçek Chainlink bakın bu. Burada tuzağa düşmeyin dostlar. Benim genel olarak anlatacaklarım bunlar. Aklımdaki her şeyi anlatmaya çalıştım. Unuttuğum inşallah bir şey yoktur. Sorularınız olursa kullanımıyla alakalı iletebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bu video bu şekilde olsun. Uzun bir video oldu. Sonuna kadar izlediyseniz muhtemelen genel kullanımıyla alakalı Uniswap'ın bir bilgiye erişmiş oldunuz. Benim sizlerden ricam dostlar bu videoları beğenmeniz. Bu videolar eğitim içeriği sunuyor size. Yani ücretsiz olarak bir konu hakkında sizler belli seviyede eğitim almış oluyorsunuz ve bunu kullanıyorsunuz. Eğitim biliyorsunuz ki paralıdır dostlar. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bizler burada sadece görmüş olduğunuz sitelerin kullanımı ve aynı zamanda dikkat etmeniz gereken bazı ipuçlarını vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da sizlerden tek ricamız videoların paylaşılması ve aynı zamanda izlemiş olduğunuz videolara bir like atmanız. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda farklı içeriklerle görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.